hazirun. Vakti sefai merdan, laimdir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamd-ı hidayet. Bizleri seyreylemeye gelen hanımefendilerin, beyefendilerin sağlığına, sıhhatine diyerek başlayalım söze. Efendim, bugün sizlere sevdası için dağları delen Şirin'in hikayesini anlatacağım. Yaklaşın bakayım dağın yamacına. Dönemin birinde Ferhat meşhur bir nakkaştır. Dönemin Amasya Sultanı Mehmet'e bağlı kız kardeş Şirin için bir köşk yaptırır. Ve köşkün süsleme işini de bizim Ferhat'a verir. Ferhat boya badana fırçalarını alır, olacaklardan habersiz gelir çalışmaya. Şirin kızımız da hava almaya bahçeye iner. Ferhat kafasını işten bir kaldırır ki ne görsün. Güzeller güzeli, ay parçası Şirin ile göz göze gelir. Ferhat da kara kaşlı, kara gözlü, 1.92 boyunda bir yiğit. Birbirlerini ilk gördükleri an kalplerin ortasında yüzlerce saka cıvıldadı. Bozkırın ortasında açan bir çiçek gibi aşkları oracıkta filizlenmeye başladı. Gelelim o büyülü ana. Sakın bana yan yan bakma, ruhuma hicran katma. Vay seni alır kaçarım, benden uzağa kaçma. Sakın bana yan yan bakma, ruhuma hicran katma. Vay seni alır kaçarım, benden uzağa kaçma. Güzel bakışlı esmerim, gözlerini severim. Gel bu gece eğlenelim, zevk edip gülelim. Bayan bana bak, yanıma yakın gel. Bay beni sev, yanıma yakın gel. Bayan bana bak, yanıma yakın gel. Bay beni sev, yanıma yakın gel. Gel, 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 kimse olmasın engel. Kimse engel olmasın dediler ama unuttukları bir şey vardı. Engelsiz aşk olur muydu? Olur muydu? Ferhat sürekli köşke gidip geliyordu. Bu süreçte Şirin'le kah bakıştılar, kah görüştüler. E tabi bu durum Mehmet'e Banu'nun kulağına gitti. Mehmet'e Banu çıldırdı. Derhal Şirin'i köşke kapattırdı. Ferhat'ı da kapının önüne koydu ve köşkün girişine yapıştırdı. Ferhatlar ve büyükler giremez. Şirin köşkte iki gözüm iki çeşme. Ferhat dışarıda avare. Ferhat baktı ki böyle olmayacak. Gitti anasına, tuttu kolundan. Hadi anacığım, vuruldum ben bir güzele. Tez zamanda gidip de isteyelim. Hele dur oğul, kimin kızına vuruldun? Yangından mal kaçırır gibi kız mı istenir? Anacığım, ben yanmışım, olmuşum aşkımdan divane. Sen hala bekle diyorsun. De bakayım hele, kimmiş bu kız? Amasya Sultan Mehmet'e bağlı'nın kız kardeşi Şirin. Ya oğlum, senin dilin ne söylüyor? Onlar senin gibi zürde kız verir mi? Hem sen alabileceğin iyiymişik bilezik. Verir anacığım, verir. Kızın da gönlü var bende. Ana oğul çiçek çikolatalarını alırlar, koyulurlar yola. Gaddar Banu onları kabul etmez, kapıdan yollar. Çaresiz Ferhat günlerce köşkün etrafında döner durur. Şirin kaç defa kaçmaya çalışsa da Mehmet Banu buna müsaade etmez. Şirin baktı ki böyle olmayacak. Dağları aşıp Ferhat'ına kavuşmaya kafasına koyar. Alır eline baltasını, tüfeğini, ne bulduysa artık gece ablası uyurken koyulur yola. E tabi güçlü kız Şirin. Sevdasının ateşiyle dağ, tepe, çayır, çimen demeden yolları aşar. Bu süreçte günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şirin'den hiçbir haber gelmez. Kasabada Şirin öldü diye haber yayılır. Ferhat da Şirin'den ümidini kesmiştir artık. Aradan zaman geçer. Erkek milleti bu ya. Ferhat dillere destan aşkı Şirin'i unutur, evlenmeye karar verir.
ve düğün günü gelir çatar. Nihayet Şirin kasabaya varır. Şans ya bu, Ferhat'ına kavuşacak diye içi içine sığmıyordu garibinin. Şirin kasabaya vardığında bir hareketlilik olduğunun farkına varır ve kalabalığın olduğu tarafa doğru gider. Bir de ne görsün? Nikah memuru konuşur. Sen dursun oğlu Ferhat, hiçbir tesir altında kalmadan Sultan Mehmet'e banlıyı şahitlerin huzurunda kırılığa kabul ediyor musun? Ferhat tam evet diyecekken Şirin ile göz göze gelir. Banu kardeşini görür ve ona doğru hayretle koşar. Şirin, yaşıyorsun, buradasın. Ama nasıl olur? Biz seni o kadar zaman aradık. Neredeydin bu zamana kadar? Şirin ablasını iter ve sen benim ablamdın, ablam der. Sonra Ferhat'a döner ve peki ya sen, ya sen bana bunu bir de ablamla nasıl yaparsın? Ben sana kavuşurum ümidiyle dağları aşıp da geldim. Şimdi sen de herkes gibisin. Ben sevensiz mutluluklar dilerim der ve çeker gider. Sürçülisan elbise akola. İnşallah aşkın derinde demlenen, yüreklere huzur veren ve inşallah maskesiz, covidsiz, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Kamera arkasında bana yardım eden, yanımda olan arkadaşlarıma sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum. Şimdi Ecrin'imize bir mesajı var. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer derler. Yalan gerçek, vakit geçer ama sohbet kalır baki. Siz siz olun meddah amcalarınıza, meddahlık geleneğinize mutlaka sahip çıkın. Çünkü kültürüne sahip çıkmayan başkasının kültüründe sahipsiz kalır. Sağlıcakla kalın.